Merhaba, ben Gamze Kaytap. Bu da Öykü Kaytap. Bugün yanımızda Arzu da var ve Arzu ile birlikte bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şeyda'ya kışkırtma yapıyoruz. Bugün Şeyda'yı kışkırtacağız. Biliyorsunuz ki Öykü paylaşılmaz bir bebek, paylaşılmayan bir yeğen. Arzu onun halası, Şeyda onun teyzesi ve Şeyda Arzu'yu, Arzu Şeyda'yı çok kıskanıyor. Bugün biz de böyle bir karar aldık ve Arzu ile Şeyda'yı kışkırtacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız. Onu çıldırtalım mı? Evet. Hazırsanız videomuz başlasın arkadaşlar. Peki. Şeyda bugün Öykü neydi biliyor musun? Arzu'yu daha çok seviyorum artık da. Bir süre seninle görüşmesini istemiyoruz Öykü'nün. Sevilecek çok tarafın yok yani. Seni gördüğü bile yok ki çocuğun. Zaten böyle teyze olan saçın rengine bak ya. Yeter Arzu ya. Yapmayın öyle. Küçücük kızla kavga ediyorum şaka. Beni kıskandırmaya çalışıyorlar burada ya. Arzu seni dolduruyor galiba. Sana videolarda gösteriş için oynayacak alıyor. Ben gidiyorum. Ya gitme. Şimdi Şeyda'yı almaya gidiyoruz. Mehmet de yanında. Mehmet onlara dedik ki biz birazcık dolaşıp geliyoruz böyle bir plan kurmak için. Şimdi onları AVM'den almaya gidiyoruz. Mehmet abinin de haberi var bu arada. Yapma ya. Arkadaşlar şimdi arabayı çalıştırdım. Şeyda ve Mehmet AVM'nin önünde bizi bekliyor. Bu arada Hatay İskenderun'dayız. İskenderun'da bu kışkırtmayı yapıyoruz. Aşırı heyecanlıyım ben. Şeyda sence ağlayacak mı? Bu arada gün batımının güzelliğine bakın. Çeksene çabuk. Çok güzel bulutlar. Bulutların güzelliğine bakın çabuk. Gidiyoruz şimdi Mehmet Gül'ün yanına. Şimdi onların yanına gelmek üzereyiz Öykü. Öykü ne yapıyorsun Öykü? Işığı açalım. Karanlık oldu. Onlar da bu arada niye çekiyorsunuz derlerse vlog çekiyoruz deriz Şeyda'ya. Mehmet'in zaten haberi var. Şeyda kamerayı bence arkada oturduğu için dikkati dağılacak. Onu ben bayağı böyle kışkırtacağım için merak etmeyin. Geldik bu arada. Gördüm onları hemen sağa çekmem lazım. Çok heyecanlıyım. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Çaktırmayın, çaktırmayın. Geliyorlar. Mehmet biliyor bu arada. Hoş geldin. Biz geldik. Hoş geldiniz. Biz de birazcık dolaştık. Ne yaptınız? Bir şey soracağım. Niye gel yapıp gelmiyorsun? Çünkü ben gelmek istemedim. Siz gelin diye durdum. Arabayı park etmişim. İzin düşündün yani. Evet. Gitseydim sen nasıl koltuğu şey olacaktın? Koltuğu biraz öne çeksene. Az kalsın seni ezersem ne olacak? Ben mi? El ele. Yok Gamze diyorum. Memur birazcık tombiş ya arkadaşlar. Otelde Şeyda var. Vlog. Sen babam diyorsun ama. Şeyda vlog çekiyorum bu arada. O yüzden kamera açık. Ne yaptınız Memur'la? Ne yapalım? AVM'de gezdik biraz. Siz ne yaptınız? Ben de Arzu'yla Öykü'yü gezdirdim. Bir sürü oyuncak aldık. Neler neler yaptık. Neler neler. Vlogum bitmek üzere. Birazdan kapatacağım. Oyuncak almadık ya. Söyle be. Biliyorum Later. Öyle gezelim biraz. Vlog çekeceğim. AVM'ye gideriz. Şu an kayıtta değil bu arada. Öyle kamerayı koydum da. Aynen. Başlatırım birazdan. O zaman sahile gidelim mi? Olur. Şeyda. Şeyda bugün Öykü neydi biliyor musun? Nerede? Arzu'yu daha çok seviyorum artık da. Daha çok seviyormuş. Öykü beni nasıl sevmezsin? Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Öykü emin misin? Gerçekten Arzu'ya öyle mi dedin? Öyle dedi vallahi gerçekten. Hayatım ne lan benim? Ama Şeyda haklı çünkü geldiğinden beri Arzu ilgileniyor yani. Sen ama seni gördüğü bile yok ki çocuğun. Nasıl öyle gördüğü yok? Ben bebekliğinden beri ilgileniyorum Öykü'yle. Şeyda bebekliğinden beri ilgileniyorsun da İskenderun'a... Ona kahvaltı hazırladım. İskenderun'a geldiğimizden beri çocukla 5 dakika oynamadın. Zaten bebekliğinden beri bakıyorum ben, benim suçum değil. Ben küçüğüm, o İstanbul'a gidemiyorum. Sen gidebiliyorsun istediğin zaman. Yani yanında olsa Arzu'yu zaten daha çok severdi. Tamam öyle ama zaten beni bebekliğinden beri görüyor. Arzu'yu şu an bir haftadır görüyor yani. Arkadaşlar tamam ikiniz de seviyor yani. Bunda büyütecek bir şey yok ama diye. Bugün Şeyda işte ilgilenmediği için artık. Ben bunu niye söylüyorum? Şeyda ilgilensin Öykü'yle diye. Arzu ilgileniyor. Bak Arzu'yu seviyorum diyor. Bugüne kadar evet hep sen ilgilendin. Seni seviyordu. Ben zaten daha çok sevmesi normal. Bence de normal. Bence de normal. Hayır neresi normal? Yaşları daha yakın. Hayır yaşları yakın diye ben Öykü'ye çok emeğim var Öykü'nün üstünde. Sen Öykü'den 20 yaş büyüksün. Öykü bence sen benim yanıma gel. Arzu seni dolduruyor galiba. Ne alakası var şeyi de abartıyorsun. Ne? Öyle mi düşünüyorsun? Pardon. Öyle düşünüyorum. Arzu niye doldursun saçmalama. Bizim doğru düzgün görüştüğümüz mü var? Kız yok öyle kötü niyeti değil Arzu. Sadece ne bak, biliyor musun? Mehmet bak ben seninle cidden konuşacaktım. Ben seninle ne zamandır konuşacaktım cidden bak. Geldiğimizden beri Öykü'yle artık oynamıyorsun. Hayır sadece bugün Öykü Arzu seviyor olabilirsin. Ama bak Arzu daha çok oynuyor. Doğru söylüyor hiç Öykü'yle oynamıyorsun artık. Evet oynamıyorsun artık.
Ben daha çok ilgileniyorum da. Hiç galiba bunun farkında değilim. Bir şey söyleyeceğim. Sen hiç oynadığını gördün mü Öykü'yle? Hayır. Artık sadece Öykü yanına geliyor. Sen telefona takılıyorsun. Bir şeyler söylüyorsun. Cevap veriyorsun. Ama oynamıyorsun. Ona zaman ayırmıyorsun yani. Doğru mu Öykü? YouTube kanalından bak, doğru diyor. Bak bak, Öykü de doğru diyor. Bugün bak, bu arada hep beraber gezecektik. Evet. Sen Mehmet'le ben gideceğim dedin. Öykü'yle durmak istemedin mesela. Gördün mü? Sen artık kimi daha çok seviyorsun kızım? Ben biliyorum halanı değil mi kızım? Bize söyledi ki. Bak gördün mü? Bebeklikten beri Burç'a sana yemek etmişim Öykü. Arzu halan sadece bugün senle biraz sahilde tur attı diye. Hemen Arzu bebeklikten hala. Bebeklikten beri gerçekten benim suçum değil. Ben küçüğüm. Tek başıma yanlarına gidemiyorum. Sen istediğin zaman gidebiliyorsun zaten. Tamam biliyorum ama. Bir gün ilgilendim diye Öykü'nün böyle yapması zoruma gidiyor. Beni sevmesi daha normal zaten, ben daha güzelim. Ne yani, ben çirkin miyim? Acının tatlı tebessümü. Öyle deme abicim. Öyle deme, yazık kızım. Ne yani ben çirkin miyim? Saçma mı, öyle demek istemiyordur ya. Sadece şey demek istiyor yani, hani ben daha böyle küçüğüm. O küçüğüm demek istedim. Onunla daha iyi ilgilenebiliyorum diyor. Demek istemedin diyor, değil mi? Yok öyleyim demek istedim. Ciddi misin? Öykü senin için ben kavga ediyorlar, görüyor musun? Ben biliyordum zaten Arzu'nun gerçekleri söylediğini. Şey de saçma mı aşkım? Öykü sana çok kırıldım. Ama Öykü öyle söyledi Şeyda. Bak ben seninle bunu konuşacaktım. Şu an Arzu varken konuşuyorum diye kırılıyorsun. Evet. Ama evdeyken konuşacaktım ben seninle baş başa. Cidden Öykü'yle ilgilenmiyorsun artık. Ama sadece İskenderun'a geldiğinizden beri ilgilenmiyorum yani. Niye ilgilenmiyorum? Ama ilgilenmediğinin farkındasın bak. O yüzden artık Arzu'yu sevmesini kıskanma yani. İskenderun'a geldiğinizden beri ne yani? Sanki İstanbul'da yaşıyorsun. Sen de burada yaşıyorsun. Onları zaten zar zor görüyorsun. Onlar 40 yılda bir geliyor. Niye ilgilenmiyorsun? Bence Öykü'ye soralım mı? Öykü, Şeyda'yı mı daha çok seviyorsun, Arzu'yu mu? Arzu mu? Ya Arzu'yu seviyorum dedi. İnanamıyorum. Gerçekten ağlayacağım şimdi sinirden ya. Tamam Arzu'yu da sevebilir. Arzu da onun alası. Arzu'yu da sevebilir. Ya sevebilir ama sadece Arzu'yu seviyorum demesi. Sadece Arzu'yu seviyorum sadece demedi. Daha çok diyor. Değil mi kızım? Şeyda'yı da biraz seviyorsun değil mi? Şeyda'yı seviyor musun? Çok az ama. Çok az. Şeyda çünkü ne ilgileniyor. Bak bugün mesela bir sürü şey yaptı Arzu. Ama benim evime beraber motora bindiler AVM'de. AVM'de motora bindiler. Sen mesela onunla hiç oyuncağı bilmiyorsun. Ama beni çağırsaydınız ben gelirdim. Yani ama yanındaydım. Sen motora biner miydin? Ama Şeyda bir şey söyleyeyim. Gel ki seninle sevilecek çok tarafın yok yani. Bilmiyorum. Sen artık de mi? Gerçekten Şeyda yani, ama bilmiyorum. Büyüdün ya biraz. Sen biraz de mi? Büyüdün artık ama yani. Ama gibisin. Canım yaşınla alakalı. Hayır yanlış artık anlama, tipine laf etmiyoruz. Ya biz severiz ama hani bir ama çocuk Öykü sevmez. Yani. Artık sevmez yaşından dolayı. Yaşından artık dolayı değil mi kızım? Ya. Öykü ben de yaşından dolayı mı sevmiyorsun beni? Hayır. Niye büyüdüm sevmiyorsun? Için. Neden sevmiyorsun? Niye sevmiyorsun annem? Ama sevmiyor, ama sevmiyor. Söylemeyeceğim ama sevmiyor. Söylemiyor ama sevmiyor. Çok kırıldım ben bu duruma ya. Şu an moralim bozuldu var ya. Peki bu bizim umurumuzda mı? Nasıl umurunuzda olmasın? Öyle deme Şerduş, sen de üzülmesin ya. Mehmet abi kardeşin niye böyle konuşmasına izin veriyorsun? Ama şimdi o da halası ya, ondan kıskanıyor. Ama halası. Ama sen bir beni niye savunuyorsun? Ben seni savunuyorum bak, ben Arzu'yu tutmuyorum şu an. Bu küçük ama yani. Ama hani Arzu'yla bu kadar ilgileniyor, seni artık sevmiyor falan benim de zoruma gidiyor, anladın mı? O yüzden ilgilen diyorum sana. Ben seninle bunu baş başa konuşacaktım zaten, hiç ilgilenmiyorsun. Arzu bak bugün beraber motora bindiler, sen artık hiç ilgilenmiyorsun Şeyda. Evet, sen hiç oynamıyor değil mi kızım? Öykü biraz ihmal etmiş olabilir. Evet gerçekten çok ihmal etti. Ama bir haftalık. Ama artık işte geri toparlayabilir ama misin sadece bilmiyorum. Çünkü artık bir gerçekten hafta ilgilenmedim diye. Vallahi şey de açık konuşayım. Bugün biz Arzu aramızda demesi konuştuk. Bir süre seninle görüşmesini istemiyoruz Öykü'nün. Bu arada gerçekten. Neden? Benim ne zararım var Öykü'ye? Yani ya, üzülüyor çocuk şu an sen onunla ilgilenmediğin için. Şimdi seni seviyordu tamam mı? Evet. Ama artık ilgilenmiyorsun. O yüzden artık Arzu'yla görüştürmeye karar verdik. Arzu'yla bence de. Gidin Arzu'nun yanına bırakın o zaman Öykü. Tabii benim yanına bırakacaklar. Halasıyım sonuçta. Gelmesin o zaman bir daha Öykü İskenderun'a. Onun ne alakası? Ben buradayım. Seni ya de öyle deme, saçmalama ya. Bak üzülmeni istemiyorum da. Bir süreliğine ya öyle bir baksana. Küçük kızla kavga ediyorum şaka gibi. Sen kimi küçük diyorsun pardon, aramızda kaç yaş var? Küçüksün Arzu. Kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım. Sen? Ben 24 yaşındayım. İki aranızda katı. Aranızda bayağı varmış. 12 yaş var. Senin ona bir abla şey yokmuş demedi. 12 yaş dediğin nedir ya? 12 yılda geçer. Sen ona Şeyda mı diyorsun? Evet. Abla demiyor musun? Hayır abla. Abla demek istemiyorum. Gerçekten. Zorunda da değilim yani. Ben bu yani konuya da ama bozuluyordum zaten. Yaşında. Bana Şeyda deyip duruyordu. Yani içten içe Kingi diyormuş sana Arzu. Evet. Niye Öykü de sana Şeyda diyor, ona niye sorun yapmıyorsun? Evet. Çünkü benim ama yeğenim. Aa bir dakika sen şimdi. Sen benim eniştemin kardeşisin. Vay. Ve 12 yaş küçüksün. Karışmıyor. Aman benimle muhatap olma.
Tamam o zaman konuşmayalım. Allah aşkına susar mısın artık? Zaten böyle teyzem olur, saçın rengine bak ya. Ya saçımın rengiyle teyzenin ne alakası var Arzu ya? Yapmayın öyle. Kavga etmeyin. Ya Mehmet abi niye engel olmuyorsun? Laf ediyor ya. Küçük bir şey söylemiyorum. Şey ben sana bir deli kaldırmadım yani. Saçıma laf ediyor ya. Kardeşim. Tamam yapma öyle şeyleri. Hayır. Arzu sen de saçımın tamam abicim. Saçımın rengine laf ediyor niye Mehmet abi burada olmasa yapabilir mi? Yani doğru. Doğru söylüyor. Yakışmadı. Yapamaz. Yani. Ya ben senin hiç bir yerine laf ettim mi Arzu? Bunlar kavga ediyor Öykü. Bir şey söyleyeceğim. Kavga edecekseniz vallahi gideceğim ayrı. Adam çok dedim ki. Kıyafetler giyiniyorsun Arzu. Ben ne? Söylemiyordum. Söylüyorum artık. Çok ne? Kötü giyiniyorsun. Pardon? Çok fena kendine kötü giyiniyorsun. Ayakkabım Barbie'li pembe pembe iğrenç görünüyor. Üzerinde Barbie'li düz bir pijama gibi bir şey zaten. Bu benim kendi kombinim ama istediğim gibi. Bu da benim kendi kombinim. 12 yaşındasın kahverengi giymişsin. İçin mi karardı? Pardon da sana ne? Saçmalamaz mısınız? Öykü bunu sevmesene. Bak seni sevmedin kahverengi renk giyiyor ya. Şeyda saçmalama. Tamam. Ben alamı yine de kahverengi giydiği halde. Sen kahverengi rengi hiç sevmezsin ki. Niye sevemez mi? Sevmiyordu. Seviyorum. Ya baksana Arzu'yu tutuyor ya. Ya şuna baksana bir de çocuk gibi Öykü'nün gözlüğünü takmış. Beni kıskandırmaya çalışıyorlar burada ya. Sen kimsin ki sen kıskandıracağım ben ya? Zaten YouTube kanalım var diye havalara girin şey yapıyorsun hep. Sen de yap o zaman Arzu. Kıskanıyorsun diye böyle söylüyorsun. Yeter ben gidiyorum lan ya. Lan dur saçmalama. Saçmalama durur musun? Saçmalama yok, ya. Yok ben gideceğim aşağı. Hayır. Hava alacağım çok sinirlendim ya. Tamam Arzu sen de şey yapma ya. Tamam boş ver. Tamam. Yapıyorlar Vallahi. Ya. Hani... Arzu çok üstüne geldin ama evet, gerçekten. Evet yeter. Tamam. Otur tam bir şey yok. O bu kadar açık konuşursa ben de konuşurum. Kendi de yapsın o zaman. Kıskanıyor diye yapamıyor. Öykü ben seninle de artık konuşmuyorum. Ben biraz daha gidiyor. Saçmalama ya bir şey yapma. Yok Mehmet abi ben gidiyorum. Ya gitme saçmalama. Yok ben gelmiyorum. Saçmalama durdursanıza. Tam insin inmek istiyorsan ne diyeyim ki yani. Buradan nasıl gideceğim? Arkadaşlar kafa yedi. Git çağır çabuk git. Ayağımı vurdum ayağımı vurdum. Git gidiyor. Teyze. Öykü. Gidiyor. Tamam, yaptım ben. Sen de sen özür dilerim de geri gelsin lütfen. Yok yok sen çağır sen çağır ablasın. Arzu. Bizi dinlemez. Bu kadar şeyin üstüne gelmez. Bizi dinlemez git çağır. Tamam ikna edeceğim ama bu kadar üstüne gitmeyelim bence artık. Tamam ama daha bir şey yapmadı. Birazcık sakinleştirelim. Hemen ikna edip geliyorum. Daha bir şey yapmadık ama. Ama çok üstüne gittik. Çok üzülüyorum ama Şeyda çok, Öykü çok seviyor Şeyda. Ama daha bir şey yaptık mı kızım? Geliyor. Bu arada Öykü bir şey soracağım. Hazır anne de gitmiş. Gerçekten Arzu'yu daha çok seviyorsun. Hayır mı? Hayır tabii ki de. Sadece onu değil. Herkesi mi çok seviyorsun? Evet. Geldi. Yani burada inmen mi anlamsızdı? Sonuçta gidip şeyde, gideceğim bir yer yoktu yani. Gerçekten. Yok vallahi yürüyerek bile giderdim eve. Ya saçmalama eve gidiyoruz. Tamam eve gidiyoruz. Çünkü biraz daha böyle için. Yapmaya devam ederse ben zaten gideceğim. Öykü az önce ne dedi biliyor musun? Ben de tamam halamı daha çok seviyorum ama dedi. Şeyda'ya da birazcık böyle dedi kanım ısınıyor bazen dedi. Birazcık kanı ısınıyor. Biraz ama fazla değilmiş. Sen Şeyda'yı seviyor musun sevmiyor musun? Sevmiyor. Söyledi bana. Seviyor musun? Hiç üstüne gitmeyin çocuğumu. Sevmiyormuş. Artık seninle oynamadığı için sevmiyorsun değil mi? Evet. Oynamadın. Evet diyorum. Bak sinirleniyor artık. Senin adın geçince bile böyle yapıyor Şeyda. O yüzden ben seninle görüşmek istemiyorum. Tamam, çünkü hani Şeyda dediğimde bile. Tamam o zaman beni eve bırakır mısın? Eve götüreceğim seni. Gidiyorum. Şeyda'yı çok severken Şeyda birden ilgiyi kesti. Arzu ilgileniyor. O tarafta Şeyda'dan nefret etmeye başladı. Kötü davranıyor yani. Tamam, o yüzden daha fazla nefret etmesin diye yapıyoruz biz. Ben Özgün'ün ve senin iyiliğin için. Bence bir süre görüşmeyin. Unutsun beni. Bu gibi bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur. Tamam bak. O zaman ben daha çok ilgileniyorum. İlgilen... Olmaz işte olmaz. Geçti artık. İlgilenmiyorsun ki ilgilenesin gelmiyor ki. Geçti o anda. Bence senin çocuklara tahammülün kalmadı. Aslında ben bu zamana kadar Öykü'yle o kadar çok ilgilendim. Altını bezledim, üstünü değiştirdim, okula o ben götürdüm, her şeyini bak. Ben yaptım. Sadece şu an aklı eriyor diye Arzu'yla oyun oynuyor diye Arzu'yu tercih ediyor. Yoksa pardon. Benim bu zamana kadar yaptığım her şeyi hatırlasa böyle sen yapmazdı. Sen hatırlıyor musun Şeyda'nın altını değiştirdiğini, seni okula götürdüğünü? Hatırlıyor musun Öykü? Yaptı mı bunları gerçekten? Şeyda'yla olan tüm videolarda Şeyda evet, hiçbir yapmak şekilde. Yaptığına inkar etmiyor Şeyda. Ama artık oynamadığın için. Artık bu oyun yaşında anladın mı? Büyüdü, oyun oynamak istiyor. Ve artık sadece altını değiştirmek, üstünü giydirmek falan yetmiyor. Ona zaman ayırman tamam, gerekiyor. İşte Şeyda'yla hep beraber olduğumuzda Şeyda hiç Öykü'ye oyuncak bakmıyor, oyuncak alalım falan diye ısrar etmiyor. Ben hep ne yapıyorum? Öykü'ye evet. Oyuncak alalım, şunu evet. Yapalım, bu arada. Falan. Sadece videolarda gösteriş için oyuncak alıyor. Şeyda mı? Hayır ne gösterişi ya? Ben Şeyda oyuncak alıyor bak ama o zaman ayırıyor. Ama videolar için alıyor. Doğru söylüyor bak bu konuda. Ya videoda mı alıyor kızım Şeyda sana evet, oyuncak? Video sonrası alıyor mu? Ben öyle düşünüyorum.
Öyle demiyorum, ben... öyle düşünüyorum. Yanlış da olabilir, bilemem. Sen eve git bir. Ben Öykü'yle konuşayım Şeyda. Biz seninle özel konuşuruz. Bence biz artık görüşmeyelim çünkü ben... Ben niye görüşmeyeyim? Çok... Sen benim kardeşimsin, o ayrı ama Öykü'yle, anladın mı? Tek başına mı gelip gideceksin? Öykü etkileniyor. Ben bakarım kızıma. Ne olacak? Mehmet de kalır Öykü. Arzu alasına bırakırız yani. Arzu'yla, aynen Arzu'yla. Geceleri de kal Öykü, Arzu'nun yanında. Kalsın. Gece niye kalsın canım? Evi yok kalabilir mu çocuğun? Senin yanında kalırsa zaten herkesin yanında kalabilir. Şeyden yanında. Benim tamam, neyim varmış? Öyle de söyleme. Öyle de söyleme ya, yazık. Ben anlamıyorum. Benim neyim var yani? O kadar neyim ki ben? Zaten seninki gerizekalı ya da sen nasıl herkes... Arzu ne diyorsun? Çok ayıp. Nasıl gerizekalı demesine izin veriyorsun tamam, Mehmet tamam, abi ya? Tamam, yani... Öykü diyorum Arzu Şeyda. Olmaz. Saçma mı? Tamam. Gerizekalı diyor bana ya. Şeyda o çocuk. Küçük. Çocuk ya istemiyorum tamam. Tamam küçük o ya, 12 yaşında. Tamam o çocuk, Arzu'yu da görmek istiyorum. Ne demek Öykü? İstemiyorum. Sizi de görmek istemiyorum tamam mı? Şeyda saçma çok ama ya. Bozdunuz ya. Şeyda saçma mı? Şeyda Arzu tamam. Üstüne gitme o kadar. Hayır tamam, üstüne gidiyorsun da yani şaka yapıyoruz diye. Bu kadar abartmanın bir anlamı var mı? Şeyda! Neden gülüyorsunuz? Şeyda. Neden gülüyorsunuz? Şeyda'ya şaka olduğunu önce söyleyelim. Hayır şaka, şaka dedik, duymadın mı? Yok ben şaka falan istemiyorum. Vallahi şaka. Vallahi şakaydı bak, kamera orada bak. Vallahi kışkırtma. Vallahi kışkırtma. Vlog çekiyoruz diyoruz. Ha vallahi kışkırtma. Kamera açık değil dedim bu arada. Bak sen paşama ya. Video içindi gerçekten. Nasıl şaka yaptınız ya? Ben şaka falan istemiyorum. Bana şaka yapmayın hala ya. Hala ciddiye alıyor yalnız ha. Ciddiye mi alıyorsun hala? Sabahtan beri yaptık. Gerçekten şaka ya. Öykü seni seviyor. Saçma mı? Git sarıl şuna. Git böyle şaka yapıyorsun. Git. Hepsi gerçekten şakaydı. İkinizi de istemiyorum. Vallahi şaka saçmalama arkadaşlar. Şaka yaptık. Şuna bir şey der misiniz ya? Videonun sonuna geldik. Bu tarz kışkırtmaların devamı gelsin istiyorsanız videoya en az 20.000 like bekliyoruz. Sırada belki duydum. Videoyu beğendiniz, videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şeyda beni affet. Affet, affet, affet. Özür dilerim. Ben kendimi onu affettireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bye bye. Bye bye.